Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you. Bugün Kahramanmaraş'ın sokaklarında Kahramanmaraşlı vatandaşlara aldatılsanız affeder miydiniz diye soracağız. Bakalım vatandaşlardan aldığımız cevaplar ne yönde olacak? Aldatılsanız affeder miydiniz? Etmem. Peki neden affetmezsiniz? Şöyle söyleyeyim, yani ben de evli olan bir insanım. Eşimin beni aldattığını görsem ya da hissetsem benim onu affetmem mümkün değildir. Bir, bana yapılan yanlış ve saygısızlıktan dolayı. Bir ilişkide saygı ve sevgi olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Ki aldatmanın başta temel şeylerine girmek istersen konu seni de aşar, beni de aşar. Yani aldatılmanın düşünmek gerekiyor. Yani fiziksel olarak aldatılma affedilebilir mi? Affedilmemeli. Peki neden affedilmemeli? Çünkü aldatılma, aldatıldın, kandırıldın, yalan söyledin, dolandırıldın. Affeder misin? Çok seviyorsanız affeder misiniz? Aldatılma? Hayır. Affetmem. Çok seviyorsunuz, aşkından ölüyorsunuz. Yine de affetmez miydiniz? Yok, affetmem. Hata yaptıysa eğer ondan imkanı yok, bir daha affetmem ben onu. Hayır, affetmem. Çok seviyorsunuz, yine de affetmez misiniz? Hayır. Aldatılsam affetmem. Çok seviyorsunuz, yine de affetmez misiniz? Benim çok sevdiğim bir kız beni aldatmaz. Hayır. Çok seviyorsunuz, yine de affetmez misiniz? Hayır. Etmem ya, aldatıyor sonuçta. Niye affedeyim? Kesinlikle affetmem. Aldatılan kendisini aldatmıştır zaten. Gedenin de zaten geri dönüşü olmaz. Geden gitmiştir, kalan da bizim olmuştur zaten. Ama şunu demek istiyorum. Aldatmak kadar, terk etmek kadar kötü bir şey yoktur bu hayatta. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir şeydir. Abi.